Ya cezaevinde bebek katili dediğimiz, hakikaten de bebek katili olan Abdullah Öcalan'dan medet ummak yerine, kardeşim, bu ülkede demokratik siyasetin içinde yer alan, cumhurbaşkanı adayı olmuş, iki kez cumhurbaşkanı adayı olmuş ve %10 oy almış, %10'un üzerinde oy almış olan ve halen cezaevinde Anayasa Mahkememizin kararına rağmen hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ı bir figür olarak, siyasi figür olarak muhatabımız Öcalan devreye sokmak yerine, o da muhatap Öcalan diyor. İmralı'da PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a işte gel senle çözelim diyorsun. Ya öyle yapacağını hukuku uygulasa. İşaret ettiğin kişi bakın, söylüyor. Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dolayısıyla hukuksuz olarak cezaevinde durması, tamam mı? Cezaevinde durması bizim Kürt vatandaşlarımızın bu ülkeye karşı gönül bağını kırıyor mesela. 6-8 Ekim olayları neden ya 6-8 oldu? Ekim olayları 6-8 kardeşim, Ekim olaylarında öbürüne ne diyeceksin ya? Öbürüne diyecek Eruh baskınında. Onun müsebbibini biz. Öbürüne ne diyeceksin? Eruh baskınında bebekleri öldürmekten tut. Bak orada. Bak, binlerce şehidimizi, asker, şey sivil, öğretmen, binlerce vatandaşımızı, binlerce insanımızı şehit eden bir terörist. Kötüsü olmaz. Bak bir insanı da öldüren teröristtir. Bin insanı da 10.000 insanı da öldüren teröristtir. Teröristin iyisi kötü ya olmaz. Şey, Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'dan daha mı kötü? Selahattin Demirtaş şey Abdullah şey. Öcalan'dan daha mı kötü? İkisi de kötü. Birinden bana iyi göre. Diyelim ya. Öbürü ya demokrat, de öbürü siyasetçi. Öbürü siyasetçi. De daha çıkmış. İkisi de kötü. Arkadaşlar, Türk Demirtaş siyasetçi. Ya arkadaşlar. Benim için hiçbir ayrım yok. Ciddi söylüyorum. Benim için hiçbir ayrım yok. Öcalan'ı meclise çağıran, böyle diyorsunuz, Öcalan'ı meclise çağıran Bahçeli'nin kendisi ya. Öcalan'ı meclise çağıran. Şimdi bakın. Öcalan. Ya bakın demin söyledim. Çarpıtıyorsunuz ama. Devlet Bahçeli. Öcalan'ı meclise çağırmadı. Dem toplantısına katılsın. Şayet. Ne diyecek başka? Şayet. Serbest kalırsa, tecridi kalkarsa şayet. Çünkü Devlet Bahçeli'nin bunu ne Öcalan'ı çıkarma yetkisi Devlet var. Devlet Bahçeli Demirtaş'ı ekarte etmedi bu söylemleri. Var. Evet, yani gaffar yapınca siz devam edin. Bu konuyu gündeme edin. Taşıdı sadece, yaptı o yani. Ya o cümleyi bakın, öyle alın. Ya demin de sordum, bu cümleyi es kasa bırakın CHP yöneticilerini. Şurada kıyamet birimiz kopardı. Söylesek. Kıyamet kopardı. Kapıdan çıkarken linç yeriz ya. Hayır, sizi şahsınızı tenzih ediyorum. Gözaltına alınırsa. Çünkü halkın CHP'nin teröre karşı tutumuyla ilgili İtimadı zayıf, açık söyleyeyim. Söz var. CHP itimadı ya, zayıf demiyorum. Bir söz hatırlatayım. Lafa bakarım laf mı diye, arkadaşlar. Söyleyene bakarım bak, adam mı diye diyorlar ya, onun karşılığı işte yani. Söyleyen bak, adam olunca şöyle haksızlık o tarz müeyyideler olmuyor. Bakın hatırlatayım size, sonra devam edin lütfen. Evet, 1989 sonra klasik, size döneceğim. Hep örnek verilir ya, CHP'nin Kürt raporu. O mesela şu anda CHP'nin söylemlerinden çok geride kalmış var. CHP bütün kurgusunu Kürt meselesi bir demokrasi meselesidir diye... Bakın 1989'dan çok daha ileri söylemlerde bulunmuştur. 2012'den itibaren CHP'nin yayınladığı bütün bildirgelerde bu vardır. 22 maddede 22 Kürt sorunu gündeme taşımıştır, broşürleştirmiştir. 2015-2018 seçim bildirgelerinde bunu işlemiştir. 2020 kurultayında 2. yüzyıla çağrı beyannamesindeki en önemli maddelerden bir tanesi bugün Özgür Özel'in söylediğidir. Kürt meselesini şeffaf ve açık biçimde konuşalım, meclise konuşalım. Tamam işte söylediğim şey yani. Yani burada neresi güvensiz bakın, yani? Çay koymak için çaydanlığı kulbundan tutmanız lazım derken CHP'nin tarihsel hatalarını kastediyorum. O söylediğiniz ortak seçim süreci de dahi söylediklerinizin hepsini ben hatalı buluyorum. Bakın burada çok enteresan bir durum var. Şimdi Şaban Bey dedi ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirli bir mesafeyle ilişki kurmuş olması demek ki faydalı olmuş topluma diye. Faydalı mı zararlı mı ayrı konu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle HDP ve DEM Parti ile siyasi yakınlaşmasının miladı 2015'tir. Yani Türkiye Hendek ihaneti başlayıp Türkiye'de teröristleri içeride vurmaya başlayınca bir anda Cumhuriyet Halk Partisi pozisyonunu DEM'le ya da HDP'yle ortak bir pozisyona çekti. Bu Cumhuriyet Halk Partisi terörü destekliyor diye değil, öyle bir şey kastetmiyorum. Bu Batı'nın ajandasıydı. Türkiye'de Batı'nın ajantesi HDP, daha sonra da DEM Parti. Ne yaptı? 2015'te Hendek olayları başlayınca CHP ne yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti, arkadaşlar diye bahsetti mesela Hendek'tekiler. Kemal Bey onu derken...
Ama işte o bir, onu bir basit bir örnek olarak söyledi. Şimdi sonrasında devam edip CHP'nin PKK'yla ya da o işte olayla siz söylediğiniz iyiyse aranmıyorsa diyebilir arkadaşlar ya. Değerli arkadaşlar. Ya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ya. Ya Allah aşkına siz kendi sözünüze sadık kalın. Demin dediniz ya iyi ki de Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile DEM'le bir mesafede ilişki kurmuş, güzel ilişki kurmuş demediniz mi? Evet. Ben diyorum ki evet kurdu. 2015'ten sonra kurdu. Hayır 2015'ten sonra değil. Özellikle 2015'ten sonra değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile HDP ilişkisini anlatayım. Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin, efendim Ekrem İmamoğlu da buna dahil, diğerleri de dahil, Diyarbakır'a kadar gidip, evet. Diyarbakır analarına sırtlarını dönerek HDP il başkanlığı şimdi binasına girmesin. Diyarbakır analarının çocuklarını dağa çıkarıp asker öldürten Abdullah Öcalan'a sığınıyorsunuz. Ya şimdi bakın. Ben Abdullah Öcalan'a sığınıyorsunuz. CHP şehit analarını Cumhuriyet Halk Partisi samimi olsaydı. Cumhuriyet Halk Partisi samimi olsaydı ya bu hareketi yapmazdı. Bu sorun her zaman sıcaktı ve her zaman vardı. O sorunun bu kadar çok konuşulmamasının sebebi şuydu. Devlet öncelikle terörü ezmeyi önceledi. Ne yaptı? Terörle tavizsiz bir mücadele verildi ve gerçekten Türkiye'deki teröristlerin büyük bölümü etkisiz hale getirildi. Bu son dönemi biliyoruz ki son 7-8 yılın terörle mücadelesi ortada. Bütün o mücadele sırasında da Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti. Pek çok nokta itiraz etti. Bu hatta güvenlikçi politikalar lafını da Cumhuriyet Halk Partisi bunun için çıkardı. Bu iktidar. Hocam PKK ben dinledim konusu. Sizi dinleyin bir dakika anlatayım. Bir şey söyleyeyim. Bu iktidar PKK terörü konusunda hep git gel oldu. Şivanperver'le dönemin başbakanı Sayın Erdoğan Diyarbakır'da kürsüye çıkıp Kürtçe şarkı söylediler. Hiç git gel olmadı. Bakın bir çözüm süreci. Git gel oldu. Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuttu. Başarısızlığa uğradı. Abdullah Öcalan'la anayasa yapmaya kalkıştılar. Ya şimdi çözüm süreci denen şey başarısızlığa uğradı. Köprülerin altından sular aktı. Şimdi gene geldiler Abdullah Öcalan'a. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı o sular akmamış gibi, Türkiye terörle mücadele etmemiş gibi, hendek terörle Türkiye'nin şehirleri yıkılmamış gibi, işgal tehdidi gelmemiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hala o eski sularda yıkanmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman teröre devlet vereceğim. Cumhuriet Halk Partisi ne zaman devlet, teröre nasıl yolda? Bir laf devlet vereceğim? Cumhuriet Halk Partisi ne zaman teröre Bileciklilere de %2'sini ver. Malatyalılara da %3'ünü ver. Çerkezlere de %5'ünü ver. Hendek olayı neden yaşandı? Devlet böyle bir kimsenin şey değil. Toprak verdiği yok. Şimdi, kimsenin bakın. Toprak Hendek olayı tamam, neden demek yaşandı? Ki, demek ki bakın. Hendek olayı neden yaşandı? Onu söyler misin? Hendek olayı neden yaşandı? Selahattin Demirtaş var ya. Hendek olayı neden yaşandı? Onun ekibi sabote etti. Hendek olayı neden yaşandı? Demirtaş Amerika'ya gitti, talimatı aldı, Türkiye'ye geldi. O gün itibariyle PKK'nın Türkiye'ye karşı savaşı başladı. Ne zaman? Biz bunu biliyoruz. Ne zaman? Bütün o süreci sabote eden de. Ne alakası var? Ne alakası var? Yanlış bilgi veriyorsun. Süreci baştan sonra biliyoruz. AK Parti ile PKK. Gayet biliyoruz. AK Parti ile PKK. Yeni anayasada anlaşamayınca değil. Yeni anayasada AK Parti ile PKK değil. Hayır. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat birimleriyle PKK. AK Parti HDP ile barışık girdi 2015 seçimlerini kaybedip bilgi veriyorsunuz. Mecliste azınlığa düşünce AK Parti, MHP hiçbir parti açılım sürecini kapattı. Açılım süreci boyunca PKK'nın görmezden gelinen Diyarbakır'daki silah depolaması, bakın sonra ima ki, edildi güvenlik tamam, güçleri demek tarafından. Ki, demek Endek ki, olayı dediğin bu. Demek ki yanlış Endek bir şey yok. Demek bu. Ki orada Endek yanlış savaştı, bir hesap varmış. Bak. Endek savaşı demek AK Parti'nin hesap varmış Endek orada. Savaşı AK Parti'nin ihmali yüzünden yaşanmış ve ya, yüzlerce abi, şehit vermişiz. Peki AK Parti o zaman ihmal etti. AK Parti terörle mücadele ederken 2017'de, 18'de, 19'da, 20'de siz niye güvenlikçi politikalar diye karşı çıktınız ona? Siz niye, CHP niye karşı çıktı? Neye karşı çıktı ya? Madem AK Parti o zaman tamam CHP ihmal etti. Neye karşı ihmal etti. CHP'nin son 7-8 yıldır CHP, teröre karşı ya CHP niye karşı? Ya Genel Başkan Kılıçdaroğlu 500 kilometre yol yürüdü yahu. Ne için seçimden yürüdük? Seçimden sonra Allah 3 kilometre yol ne için yürümedi. Yürüdük Kemal Bey? Yüksek Seçim Kurulu. Kemal Bey ne için 500 yürüdü? 500 kilometre yol Kemal Bey cezaevindeki milletvekili adalet, için yürüdü. Adalet diye yol Kemal Bey cezaevindeki i̇şte, milletvekili yani için o kadar hukuk için, adalet için yürüdü. Terörle ilgili ufkumuz o kadar. PKK için mi yürüdü? Ayıptır ya. Terörle ilgili ufkumuz o kadar. Hala mesela Kemal Bey ya Kemal Bey terör için yürüdü kardeşim. Hiç sıkılmadan diyorsunuz ki. Kemal Bey hukuk devleti için yürüdü. Bilmem ne Kemal Bey cezaevindeki milletvekilleri için yürüdü. Adalet için yürüdü. Terör için tamam, yürüdü. Işte, adalet terör için mi yürüdü? Adalet. Burada, bu söylenir mi ya? Bu söylenir mi Gaffar Bey? Ya. Rica ederim ya. Özgür Bey'in varsayımı baştan sakat. Sanki Kürtler kendilerini bu devletin bir parçası gibi hissetmiyorlar. Bu devlete hizmet etmiyorlar. Bu devlet için fedakarlık yapmıyorlar. Ya sayısız Kürt şehit var ya.
Fethi Sekin İzmir'de şehit oldu. PKK'lılar, PKK'lılar İzmir Adliyesi'ni patlatmaya gelirken Fethi Sekin onları durdurmak için şehit oldu ve bir Kürttü. Bir Kürt çocuğuydu. Sayısı yok, sayısı haddi hesabı yok. Bu devlet Kürtlerin de devleti, Kürtler de diğer insanlar kadar bu devlete... Ya o zaman niye Abdullah Öcalan'ı meclise çağırıyorsun? Onu... O zaman niye Abdullah Öcalan'ı meclise çağırıyorsun? Ya çok açık, kardeşim. Silahın gölgesi neden kalksın. Neden Abdullah Öcalan'ı meclise çağırıyorsun? Dem Parti denen, terörü de bitirmişsin. PKK bitti diyorsun. Bak PKK bitti Parti denen terör uzantısı. Bir sorunu da yok diyorsun. Silahla bağlantısını kessin. Yardım istiyor. Silahla bağlantısını kesmekle kalmasın. Efendim şehir uzlaşısı, kent uzlaşısı adı altında Ekrem İmamoğlu'yla başkalarıyla ortaklık yapmasın. Ha, siyasi amaç mı diyor? Tabii ki seçimi siyasi amaçla. Seçimi kazanmak Türk için. Türk demokrasinin üzerinden silahın gölgesi kalsın. Akıl almaz bir şey. Akıl almaz bir şey. Akıl almaz bir şey. Silahın gölgesi kalsın. Silah olmaz bir şey. Silahın gölgesi kalsın. Siz seçim için yapıyorsunuz yani. Öyle mi? Seçim de bu işin parçasıdır. Seçim de parçası. Tamam. Yani şey, Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin Kürt vatandaşı. Anayasa da parçası. O mu yani? Bütün hesabı mı? Hayır, bakın. Yine Ekrem İmamoğlu bakın, korkusu mu sardı? Anlattım Şaban Bey. Ekrem İmamoğlu korkusu mu sardı? Türkiye'de terörün vesayeti var Ekrem demokrasi İmamoğlu üzerinde. Terörün vesayeti var. O vesayetin temsil edildiği nokta DEM Parti. Niye terörün vesayeti? DEM Parti ne yapıyor? Ya DEM Parti PKK'ya bağlı. Listeler gelmiş, nerede yapılmıyor? Kandil'de yapılmıyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Gidiyor. Falan belediye başkanı. Aynı anda değil. Gerçekten. O terör vesayeti büyüyor. İktidarı savunacağım diye lazım. İktidarı tamam. savunacağım diye her defasında iktidarı hayır, savunacağım diye bu millete hakaret ediyorsunuz. Türkiye her defasında iktidarı savunacağım diye bu millete hakaret ediyorsunuz. Tek yolu Şaban Bey yani şimdi 6 milyon tek yolu silahların bırakılmasıdır. Terör örgütü tamam. silahını bırakacak tamam. Türkiye'de demokratikleşecek. Tamam. Bu ülkenin 6 milyon vatandaşı PKK'nın emri nedeniyle gidiyor oy veriyor öyle mi? Ya bu millete hakaret veriyi düzeltelim 6 milyon değil. Hayır, 4 milyon olamaz. Böyle bir şey olamaz. 4 böyle bir şey olamaz. 6 milyon. PKK'yı da Türk Silahlı Kuvvetleri kökünü kazır. PKK'nın kökünü kazıdı zaten. Siz itiraz ettiniz. Bugüne kadar yaptığı gibi. Bugüne kadar hayır etti. Hiç kaygılanmayın. Hiç kaygılanmayın. CHP tezkereye hayır dedi. Ona rağmen tezkere. Bu ülkede terörün bitmesi için Abdullah Öcalan'a ihtiyacı yok Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz iyi ki var. Allah Türk terörün Silahlı Kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine bir şey var diye. Abdullah Öcalan'dan medet ummayın. Tamam.